Kara kafa. Bakıyorum kala kaldın. Ellerin mi titriyor senin yoksa? Senin derdin benimle. Bırak Neslihan'ı. Ah. Ama öyle zevk çıkmaz ki. Önce sen silahını bırakacaksın. Sonra ben kızılı. Ve nihayet baş başa kalacağız. Sonrası malum. Hayır Ömer. Sakın, ikimizi de vuracak. Vur onu. Neslihan'ın hayatına karşılık benim hayatım, öyle mi? Can cana beraber, kan kana beraber. Daha ne istiyorsun? 10 numara takas. Ama bir sorun var. Neymiş? Sen sözünü tutacak kadar adam değilsin. Ayıp ediyorsun ama. O zaman şuracık da kafasına sıkayım. Sen de şüphelerinden kurtulmuş ol. Ne dersin? Tamam. Tamam, bırakıyorum silahı. Güzel. Demek teklifim o kara kafana yattı. Şimdi silahını bırak yavaşça. Yalnız ben tek değilim. Bu ülkenin evladı çok. Sözünü tutmadın diyelim. Ne yapar eder gelip seni o mağara kuytusunda bulurlar. Herkes unutsa da Türk devlet aklı unutmaz. Uzatma! At silahını. Ömer sakın! Sakın, seni de beni de öldürecek. Ömer vur şu aile! Ben sözümü tuttum. Şimdi sıra sende. Sözünü tut, bırak Neslihan'ı. Söz mü? Ben söz mü verdim? Benim biraz hafızam zayıftır da hatırlamıyorum. İçeride hareketlilik tespit ettim ama hiç kimseden ses çıkmıyor. Bu işte bir tuhaflık var. Ya muhtemelen elleri ağızları bağlı. Kapıda mekanik tetikleyici olabilir. Ha. Haklısın operatör. Klasik bu bir tuzağı kafası. Aynen. O zaman biz de klasik antimayın kafasından yürüyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Bir kıl açıp bakacağız. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Operatör,
Eyvah eyvah. Aradığımız bomba da, düzenek de burada. Kapıya telle bağlı. Açtığım anda patlayacak. Milletin toplandığı yerin altına dinamit sürmüş şerefsizler. Herkesi çıkaralım diyeceğim ama fark edilirse, kambur gözetleyen birini koyduysa daha kapıya varmadan herkes havaya uçar. Operatör, eğer ben bu kapıyı açarsam burası havaya uçar. Bomba imha ekibini de mekana alamıyoruz. O yüzden bir an önce şu kamburun gözcüsünü bulun. Burası çocuk ve kadın dolu. Patlarsa büyük kayıp yaşanır. Gözetleyeni bulsak tahliye için bir şansımız olur. Nazlı, o bomba bize yine aşmanın bir yolu yok mu? Umuyorum. Emniyetten bomba imha inceleme ve şube müdürlüğüyle yazıştım. Şimdi bir çözüm önerisi geldi. Evet, nedir? Fırtına, kapı telle bağlı demiştin, doğru mu? Evet, doğru. Hı. Şimdi o tele bir ek yapman gerekiyor. Ekin ucunu benzer basınç ve ağırlık sağlayacak bir noktaya bağlayacaksın. Sonra teli kapıya bağlı noktadan ayıracaksın. Anladın mı? Ve kapının altından boşa çıkaracaksın. Tabii teli uzatınca ve başka bir yere bağlayınca kapıdan ayrılma basıncını hissetmeyecek. Doğrudur. Kardeş. Orada teli nereden bulacaksın? Yardıma geleyim mi? Yok birader. Eğer ben burada başarısız olursam orada sana ihtiyaç var. Sen beklemede kal. Anlaşıldı. Eğer Neslihan'ı bırakmazsan sana dünyayı dar ederim. Şşş! Orada kal. Şu anda beni tehdit edecek pozisyonda değilsin. Sana hükmetmek bana çok büyük bir zevk veriyor, biliyor musun? Şimdi ikiniz de elimde olduğunuza göre hanginizi daha önce gebertmeliyim, ona bir karar vermem lazım. Ben çocukken köyde abuk subuk oyunlar oynardık. Mesela o piti piti. O piti piti kara mela sepeti. Şarlatanlığı kes! Tamam. Sen kazandın kara kafa. Güle güle. Neslihan kaç!
Ah. Kızıl kafa, kambur geliyor. Kızıl kafa. Pençe, var mı anormal bir durum? Yok abi. Kimse bu gözcü çok iyi kamufle olmuş. Gözüm dört aç. Her an bir yerden çıkabilir. Anlaşıldı. Operatör, şimdi konuştuğumuz gibi devam ediyorum. Vakit azaldı. Eğer başarısız olursam hepiniz hakkınızı helal edin. Dayı. Varsay ki arazidesin. Varsay ki... Örgüt mağaranın çıkışına tuzaklamış. Ve varsay ki... arkanda onca ana kuzusu Mehmetçik var. Yüzlerce tuzak ima ettim dayı. Onların yanında bu senin için çıtır çerez. O yüzden ağlamak yok. Basmaya devam. Hadi fırtına. İnşallah. İnşallah yapacağız. Başka şansımız yok. Fırtına, bağlantılı tele eşit gerilimi yakalaman şart. Anladın mı? Yapacağız artık el kararı bir şeyler. Hadi bakalım. Hazır mısınız? Kapıyı açıyorum. Hepiniz sakin olun. Önlemimizi aldık.
Tamam, sen yardım et. Operatör, kapı temiz. İçeri giriyorum. Operatör, tuzağa ek zaman ayarı var bombada. Ne kadar süremiz var? 5 dakika 36 saniye. Uzay, ne yapacağız? Tamam, sakin ol. Sakin ol. Sakin, sakin. Derhal tahliye işlemlerini başlatın. Pençe, pehlivan. Sakince birer ikişer insanları tahliye edin. Ben de buraya güveni aldıktan sonra yanınıza geleceğim. Sakin, sakin. Tamam, sakin. Sivillerin arasındaki gözcüyü bulamadık mı hala? Sizin gözünüze takılan birisi var mı? Girişin batısında kulaklıkla konuşan, ağzını eliyle kapatan biri var. Anlaşıldı, ben de bakıyorum. Otoparka girişi engelleyip sivilleri dışarı yönlendireceğim. Anlaşıldı. Bu saati durdurmanın bir yolu varsa hemen iletin bana. Sen bana yakın bir fotoğrafını at bombanın ve saatin. Ben çözmeye çalışacağım. Tamam. Sakin. Allah kahretsin. Kurtarın ne olur bizi. Ellerimle çözün. Çocuklarım yukarıda. Operatör, ne oldu? Çok kurulumlu bir bomba bu. Sivillerin ağırlığına duyarlı. Yani kalktıkları an tetiklenir. Herkes sakin olsun. Kimse yerinden kıpırdamasın. Allah'ım. Şerefsizler kaç yerden düzenek kurmuşlar böyle. Sakin olun. Bakın, sessiz olun, sakin olun ve sakın kıpırdamayın. Eğer ayağa kalkacak olursanız bunu söylemek zorundayım, bomba patlar. Allah'ım, öleceğiz burada, öleceğiz. Ablacığım lütfen sessiz ol ve sakin ol, tamam mı? Ben buradayım, çözeceğiz. Lütfen bana yardımcı olun, lütfen. Operatör, bu bombayı imha etmenin başka yolu olmalı. Pençe, pehlivan, derhal tahliye edin orayı. Otopark kapalı kardeşim. Ya telefonumu alacaktım. Anladım, yarım saat sonra alırsın. Kapalı otopark. Siz görevli misiniz? Bak güzel kardeşim, sen git ailenle hava al. Sonra alırsın telefonunu. Ya çekil önümden, bırak. Yok kardeşim, adamı hasta etme. Otopark kapalı diyorum. Anladın mı? Almıyorum kafanı. Bak sen git ailenle güzel güzel hava al. Adamı hasta etme. Hadi. Hadi kardeşim, hadi güzel kardeşim. Pehlivan, topla bir kendini, sakin ol. Ya ne yapayım bence? Otoparka inerken görünce işkillendim. Gözcüğüm diye kontrol ettim ama değilmiş. Operatör, ne yapıyoruz? Nazlı bombanın bağlantı şemasını çıkarttı. Korkut patlayıcıyı imha etmek için çalışıyor. Ömer'e de ulaşamıyorum Uzay. Yani durum hiç iyi değil. Pençe, pehlivan, siz gözcüyü tespit etmek için çalışmaya devam edin. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Thank you.
Kızıl kafa. Kafana sıkacaktım, bitecekti. Bak şimdi iş baltaya kaldı. Yaralıyım da zorlanacağım seni parçalamakta, canım acıyacak. Balta kırmızı. Tam senin sevdiğin renk. Kan kırmızısı. Kızıl. Allah'ım, ben ne yapacağım? Kadınlara bayılıyorum. Kızıl. Benden kaçamazsın. Bu da işe yaramadı Nazlı. Sayım sürüyor. Aklıma başka bir şey gelmiyor. Yani gerçekten çok üzgünüm Korkut. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Üzgünüm. Nazlı. Nazlı bak sakın pes etme. Orada sana ihtiyaçları var, tamam mı? Sakın pes etme. Ama ne yapayım ben? Benim yapabileceğim bir şey... Nefes al. Ver. Al. Tut nefesini. Şimdi ver. Hadi baştan alıyoruz. Yaparsın bunu, tamam mı? Pes etmek yok. Yapabilirim. Yapıyorum. Sakin. Pes etmek yok. Pes etmek yok. Bence pehlivan. Artık tüm riskleri alın ve orayı tahliye edin. Acele edin. Fazla vaktimiz kalmadı. Arkadaşlar binayı boşaltıyoruz. Güvenlik nedeniyle acele et biraz. Sakin bir şekilde boşaltalım burayı lütfen. Gelin. Gelin sakin bir şekilde. Arkadaşlar lütfen tuvaletleri boşaltalım. Güvenlik sebebiyle boşaltıyoruz. Haydi biraz acele edelim hadi. Hadi abicim hadi. Hadi kardeşim. Girişe doğru yönelin lütfen. Girişe doğru. Acele edin. Abla dışarı. Dışarı binayı boşaltalım. Güvenlik nedeniyle boşaltmamız lazım. Acil biraz acil hareket edelim. Girişe doğru yönelin lütfen. Girişe doğru gidiyorsunuz. Hadi hadi sakin sakin girişe doğru. Haydi hareketler seri. Gel Fıstık gel hadi çıkalım gel. Hoppa. Korkma tamam mı, bir şey yok. Pehlivan aşağısı patladığında burası da patlayacak, acele etmemiz lazım. Kızıl, kokunu alıyorum. Buradasın, ha? Evet, yolun sonu.
Fırtına. Başka çözüm bulamazsan senin de oradan çıkman gerek. Ben buradayım operatör. Sonuna kadar buradayım. Ama artık yapabileceğim bir şey yok Fırtına. Bu canlar bize emanet. Onları burada bırakmam. Emniyetten misiniz? Sayılır. Kapı açık, siz gidin. Bunu yapanı bulun. Bizim kaderimiz böyleymiş. Vatan sağ olsun. Eyvallah. Ama vatansever birini burada bırakıp gitmek bize yakışmaz. Ne yapalım? Ayrıca bunu yapana gelince merak etmeyin. Kardeşlerim onların cezasını kesecektir. Sizi kapıda görünce bir an ümitlendik. Allah'tan umut kesilmez ablacığım. Fırtına. Fırtına. Dinlemedeyim. Devreyi kesmenin bir yolunu buldum. Hemen denemeni istiyorum. Tamam, nedir? Sağ kablonun altındaki teli görüyor musun? Şimdi onu alıp aşağı doğru yavaşça. Dengeli bir şekilde. Seni kurtarmaya gelmedi değil mi? Çünkü çoktan gebermiştir. Onunla buluşmaya hazır mısın? Bırak şerefsiz, bırak! Yürü. Başardık, Sayaş durdu. Allah'ım şükürler olsun. Allah şükürler olsun. Artık sivilleri de alabilirsin. Basınç duyarlı kat da iptal oldu. Başardık. Sana pes etme demiştim. Başardık. Başardın. Sen başardın. Hayır, başardım. Sen başardın. Allah'ım sana şükürler olsun. Şükürler olsun.
Abla ben sana demedim mi ümit kesilmez diye ha? Allah razı olsun. Hadi geçmiş olsun hadi. Teşekkür ederiz. Pehlivan duydun mu? Duymam mı? Herkes kurtuldu. Arkadaşlar binayı boşaltmamız lazım. Acil. Haydi haydi. Evet güvenlik sebebiyle boşaltmamız gerekiyor. Kusura bakmayın biraz acele edelim. Koş şöyle. Kardeşim. Abim benim hadi. Çıkışlar. Hadi bakalım ablacığım biraz hızlı. Buyurun. Artık emniyet güçleri her türlü müdahale edebilir. Hançe, saat 10 yönünde üst katta şüpheli şahıs. Kadın, 30 yaşlarında. Bebek pusetli. Tekrar ediyorum, puset var elinde. Tamam, hiçbir şey çaktırma. Ben gidip bakıyorum. Hançe, iyi misin? Operatör, aradığımız unsur ortadan kaldırıldı. Yalnız acil bomba imha ekibi yönlendirmeniz lazım. Tekrar ediyorum, acil bomba imha ekibi yönlendirmeniz lazım. Oh be, yine ucuz atlattık ha. Oh be. İşte. Dayı! Dayı Allah'ına kurban be! İyisiniz değil mi? İyiyiz. Eline sağlık. Merak etme. Eyvallah. Ömer'den haber var mı? Hayda. Bu hengamı da unuttuk. Uyan artık. Uyan. Kızıl. Uyan. Şşşt. Güzel. Öyle bedavaya ölmek yok. Yavaş yavaş çıkartacağım senin canını. Kızıl. Uyan. Güzel. Güzel. Bu anın kıymetini bil. Doya doya yaşa. Güzel. Ah. Nefes al. Güzel, güzel. Rahatça nefes al, rahatla. Nasıl? Nefes aldıkça su ciğerlerine doğru doluyor değil mi? Ha? Bir bardak suda kopan fırtına bu işte. Hadi bakalım. Güzel. Güzel, 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 güzel. Dur, 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 dur. Aa, bir şey soracağım. Tamam, tamam, sakin ol. Eğer boğazına, ciğerlerine çok fazla su kaçtıysa... Nefes alma. Alma, alma. Al, al. Bu sefer de nefessizlikten ölürsün. Al. Neyse. Seçim senin. Nasıl boğulmak istersen öyle boğul. Benim ellerimden. Güzel. Hadi. Neslihan! Neslihan neredesin? Kara kafa. Yaşıyor musun sen hala? Nasıl beceriyorsun bunu? Nasıl kaçmayı beceriyorsun?
neyse. Saniyeler kaldı. Kara kafa burada olduğunda ölürsün. Ölümün muhteşem oluyor biliyor musun? Ölümün muhteşem oluyor. Neslihan! Neslihan nerede lan? Ne yaptın ona? Gel, gel, gel. Git, kendi gözlerinle gör. Neslihan. 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 Öksür. Öksür. İşte buradayım, yanında. Ömer. Buradasın. Kambur kaçtı. Yardım çağıracağım, burada bekle sen. Gitmem lazım. Ömer gitme ne olur. Ne olur bırakma beni. Ömer, beni sakın bırakma. Hiçbir yere gitme sakın. Bırakmayacağım. Yapabilirsin. Buradan çıkacağız. O kambur denen adam tam bir baş belası. Destek olsun derken köstek oldu. Şimdi nerede bilmiyorum. Onun yüzünden az daha deşifre olacaktım durduk yere. Tam bir dengesiz, akıl dışı işler yapıyor. Ne gerekiyorsa yapılsın lütfen, rica ediyorum. Tamam. Peki. Doğru kararın verileceğine inancım tam. Teşekkür ediyorum. Kızım, Neslihan hala gelmedi mi? Hayır efendim. Allah Allah. Nerede bu kız? Bombalar imha edildi. Tahliye için tüm ekipler kültür merkezine intikal etti. Neslihan Hanımlar da iyi. Pöller de yolda. Analiz yapmaya fırsatımız bile yoktu. Ama işin üstesinden gelebildik. Bakanlıktan arıyorlar. Aradığım için kusura bakmayın ama Neslihan Hanım'a ulaşamıyorum. Babası Çetin Bey ısrarla arıyor. Ne diyeceğimi şaşırdım artık. Size aktarıyorum. Uzay. Alo. Çetin Erdem Soy ben. Kimle görüşüyorum? Merhaba Çetin Bey. Uzay ben. Buyurun. Uzay, Neslihan Hanım nerede? Niçin kimse doğru düzgün cevap vermiyor bana? Neslihan Hanım gayet iyi. Acil ve beklenmedik bir durum yaşandı.
En kısa sürede size geri dönüş yapmasını sağlarım. Nedir bu acil ve beklenmedik durum? Neler oluyor orada Uzay? Unutma delikanlı. Ben Neslihan'ın babasıyım. Ve olan biteni bilmek hakkım. Tabii yani anlayışla karşılıyorum ama takdir ederseniz ki bu bir aile krizi değil. Devlet meselesi. Ve yetkilerim size bunu açıklamaya yetmiyor. Bu söylediğine pişman olacaksın delikanlı. Beni yok saydığına pişman edeceğim seni. Çetin Bey, galiba yanlış anlaşıldım. Kendimi daha iyi ifade edemedim. Yok, ben anlayacağımı anladım. Aile meselesi değil, devlet meselesi ha? Görürsünüz siz. Of. Kesin kambur karıştırdı ortalığı. Dağdan şehre inen teröristten başka ne beklenir ki? Sen de hiç iyi görünmüyorsun. Bunlar ne, sana ne oldu? Kaç kişi saldırdı sana? Saymadım. Ama hepsini öldürdüm. Tek derdim sana ulaşmaktı. Geleceğini biliyordum. Öleceğimi de bilsem seni o manyağın eline bırakmazdım. Kambur kaçtı. Peşine düşmemiz lazım. Gel. Dinlen biraz. İstersen uyu. Şimdi gelir bizimkiler. Gözünü açtığında her şey eskisi gibi olacak. Sana söz veriyorum. Ben uyuyamam. Uyuyamam. Elimi bu kadar sıkı tutma. Bir yere gittiğim yok. Hala buradayım. Nasıl bir adamsın? Benim için canını ortaya koydun. İyi olsa yine yaparım. Efendim Korkut. Neslihan Hanım merhabalar. Ömer'i merak ettim de. Onu ilk kez böyle görüyorum. Nasıl? Yaralı halde mi ilk defa görüyorsunuz? Hayır. Uyurken. Tabii aşırı adrenalin, iç kanama, kan kaybı. Korkut. Tamam. Merak etmeyin. Benim kardeşim güçlüdür. En kısa zamanda kalkıp gelir. Beni kurtarmak için her şeyi yaptı. Bir an öldü sandım. Vallahi Ömer Atmaca'nın ölmekten yana hiçbir zaman sorunu olmadı. Ne demek o? Şöyle, insanlar doğal olarak ölmekten korkar. Bu yüzden de ölmekten kaçar. Ama bizim Ömer ne zaman ölüm görse peşine düşer. O ölümden korkmuyor olabilir. Ama ben onun adına korkuyorum. Başımızda bu kadar bela varken bizim ona çok ihtiyacımız var. Doğru. Bunu Ömer de bildiği için her seferinde sağ kalmayı başarıyor. Doğru. Haklısın galiba. Siz merak etmeyin.
Dedim ki, İbrahim buraya kadar. Bu son. Elveda pehlivan. Tam kelime-i şehadet getiriyorum. Zınk. Korkut dayım Hızır Aleyhisselam gibi yetişti. İpten aldı bizi, emin ediyorum. Dayım sen ne diyorsun bir şey? Mağara girişi açar gibi açtın bütün engelleri ha? Tamam dedim Korkut, artık filmin sonuna geldik. Karşımdaki kadın için içine ağlıyor. Diğerleri de senin zaten donmuş kalmış. Ben sonuna kadar uğraştım ama... neredeyse şehadet getirip bırakacaktım ki... Nazlı'nın sesini duyana kadar. Hala bir ümit var deyince... aha dedim Korkut, Nazlı bu işi çözdü. Vallahi Korkut, yani güvenin için çok teşekkür ederim ama ne yalan söyleyeyim. Arkadaşlar böyle bir an geldi. Yani gerçekten pes edecektim. Sonra Uzay sağ olsun beni kendime getirdi. Yok, ben ufak bir motivasyon inmesi kazandırdım sana, sadece o kadar. Öyle değil Nazlı, öyle değil. Sen sadece bizim değil, yüzlerce insanın hayatını kurtardın. Arkadaşlar ne diyeyim, vallahi ellerinize sağlık. Çok iyi iş başardınız. Keşke Ömer de burada olsaydı. Kardeşim benim yine hiç düşünmeden canını ortaya koydu. Neyse ki şimdi Ömer'in de Neslihan Hanım'ın da durumu iyi. Yok, ben hastane kayıtlarını inceledim. Ömer bir hayli hırpalanmış. Hiçbir şey olmaz kardeşim. Allah Allah, hiçbir şey olmaz tamam mı? Yani hırpa mırpa anlamam ben. Demir bükülür, atmaca bükülmez. Allah'ın izniyle Ömer yarın çıkıp gelip sabah burada bizle kahvaltı edecek. Öyle değil mi dayı? Gelir, gelir pehlivanım, gelir evelallah. Kambur'dan bir haber var mı peki? Maalesef. Şu anda haber yok. Ama emniyet güçleri zaten alarmda. En kısa sürede onun izini bulacağımızı düşünüyorum. Ya arkadaşlar, biz bu herife düz terörist, operasyon adamı, tetikçi dedik. Bu namussuz bayağı zeki çıktı. Ekibi bölerek herkesi farklı tarafa yönlendirmesi oldukça planlı bir hareketti. Kesinlikle katılıyorum. Ayrıca katmanlı kurulan bomba düzeneklerini de unutmayalım arkadaşlar ki bunlar bayağı ön hazırlık isteyen işler. Yok yok. Şey yaptı lavuk ya. Anladın mı? Şahsileştirdi işi. Kişisel algıladı. O yüzden de kafayı taktı. Ömer'e taktı. Neslihan Hanım'a taktı. Hepimize taktı kafayı. Sonra da resmen hepimize kafa tuttu. Vallahi yine de her yerinden yabancı servis kokusu geliyor. Benim bildiğim örgüt hedef belirler, gider oraya eylemi koyar. Böyle çift kollu, katmanlı, tuzaklamalı uğraşmaz. Taktik yaklaşım açısından %78'lik oranla Mossad destekli olduğunu öngörüyorum. Aynen, katılıyorum. Zaten son zamanda Türkiye'de yapılan faaliyetlerine bakarsak... kambur gibi tehlikeli bir taşeronu kullanmalarına ben şaşırmam. Peki, Ömer çıkana kadar biz bu adamın bulunması için ne yapabiliriz arkadaşlar? Bir de bu kötü komşu operasyonu var. Ömer ve Neslihan'ın evli bir çift olarak o eve yerleşecek. Ömer hastaneden çıkar çıkmaz yürür bu işe. Söyleyeyim ben size. Evet, yapar. Yapar çünkü asıl derdimiz kambur değil. Onun arkasındaki el. O el de büyük ihtimal tespit ettiğimiz çiftin kaldığı evden işleri yönetiyor. Ne oldu? Yani şimdi biz... her türlü düğünü yapıyoruz öyle mi? Ya Ömer çıksın gelsin. Sağlıkla saatle şu karşımızda otursun da... senin istediğin düğün olsun be pehlivanım. Aynen dayım. Oh, çevirme benden. Ben çevireceğim kızı. Mi yapacaksın? Yoksa beynini dağıtırım senin. Tamam, tamam. Aç kapıyı. Tamam. Aç kapıyı. Gide.
Kapat. Bak, para istersen verebilirim, tamam mı? Sus! Para falan istemem. Bana bak. Burada kamera var mı? Var. Kapat. Kapat. Tamam, kapattım. Bana bak. Bu yarayı tedavi edersen sana hiçbir şey yapmam. Ben doktor değilim ki. Veterinerim sadece, nasıl yapayım? Yemin et, doktor olmadığını biliyorum. Salak mısın sen? Tamam. Yapacak mısın, yapmayacak mısın? Tamam, denerim, tamam. Hadi. İçeride. Ya siz çok kan kaybetmişsiniz. Aslında bir cerrah lazım size. Bu yakınlarda... Çıkart şu mermi. Tamam. Kahretsin. Sakin ol. Anahtarın var mı? Ne anahtarı? Sana bir emanet vermiştik. Evet. Ama anahtar bende değil. Vakit yaklaşıyor. Hazır mısın Ömer? Neye? Emanet seni bekler. Bu senin kaderin. Thank you.
Ömer. İyi misin? Ağrın var mı? Ne zamandır buradayım? Biraz oldu. Az önce burada biri vardı. Hayır. Hiç kimse yoktu. Emin misin? Garip bir rüya gördüm. Ömer, farkında mısın? Uyudun. Galiba hayatımda ilk defa rüya gördüm. İyi misin? İyiyim. Sayende. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Beni buradan çıkarman yeterli. Hayır, yaralısın. Burada kalman lazım. Kambur hala buralarda. Sen de hastanedesin. Yaralısın ve dinlenme ihtiyacın var. Bunlar benim için lüks şeyler. Dinlenmek ve uyumak. Sıradan insanlar için varlar. Nesin sen? Süper kahraman mı? Hayır. Devlet memuruyum. Devlet beni dinlenmem için yetiştirmedi. Ne yapıyorsun? Dinlenmen lazım, yatman lazım. Amacın ne senin? Bana sesini yükseltme. Daha bugün hayatını kurtardım. Yalnız benim tersim pistir. Onu söyleyeyim. Ayrıca gerçekten dinlenmen lazım. Çünkü sana çok ihtiyacımız var. Hatırlarsan daha çok yeni bir ev tuttuk. Ha, kafamdan tamamen gitmiş. Çok önemli. Babam arıyor. Olanlardan bahsetmezsen sevinirim. Tamam. Efendim babacığım. Kızım neredesin sen? Bütün gün ulaşamadım sana. Yoğun bir gün geçiriyorum. Bir şey mi oldu? Bir şey olmadı, merak ettik işte. Ömer'le mi berabersin yine? Olsam ne olacak? O adamın yanında gören de istemiyorum Neslihan. Babacığım, ben bu adamla iş yapıyorum. Ayrıca artık ortaokula gitmiyorum. Hatırlatırım. Adam resmen bana düşman kızım. Yapması gereken şeyi yaptı. Hala onu savunuyorsun ha? Pes artık. Şimdi bir toplantıya giriyorum. Kapatmam gerekiyor. Akşam görüşürüz. Suratıma telefon kapatmaya kadar vardı bu işe. Ne Ömer'miş be. Ne Ömer'miş. İyi akşamlar Sayın Başkanım. Sizinle çok acil bir konu görüşmek istiyorum. Mesele Ömer Atmaca. Gittikçe haddini aşıyor. Thank you.
be, aslanlara bak. Çalışmaya devam. Allah'ın izniyle o kambur denen namussuzu bulacağız. Bacım bak, ellerimle yaptım ha. Aa, viski çayı mı yaptın sen bize? Aynen. Sana kuşburnu bacım, Nazlı yengeme de papatya. Her zaman papatya gibi gülümsediği için. Çok tatlısın, sağ ol. Burada çay, düz. Rize Güneyce. Çok güzel olmuş, ellerine sağlık. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Beni ekip dışımı sayıyorsun. Niye ya, ne alakası var? Ben düz çay sevmem. Cinko Bulova içiyorum. Beyin hücrelerime iyi geliyor. Ne oluyor ki o şey, Ninko Jiroba? Cinko Bulova stresi azaltıyor. Dikkat dağınıklığını topluyor. Görme duyusunu güçlendiriyor. Ha. Buhlambur. Yani yerel bir bitkidir. Ödem atar. İstiyorsan ondan yapayım. Nazlı. Ağlıyor musun sen? Nazlı. Nazlı. Yandın mı? Çaydan mı yandın? Ne oldu? İyi misin? Üstüne mi döküldü? Yok. Arkadaşlar ben öyle kendi kendime bir an böyle duygulandım. Çay yüzünden mi? Dayı bir dur, ne olduğunu anlayalım. Bir dur. Evet, çay duygulandırdı. Ha. Ya anlamadım. Çayla gözyaşı arasındaki bağlantıyı kuramıyorum şu anda. Sanırım artık zamanı geldi. Uzay, sen bana neden tekerlekli sandalyede olduğumu soruyordun ya. Evet. Uzay, sordun mu bunu gerçekten? Duygu yoksunsun. Senin yapacağın işi ya. Yok arkadaşlar, öyle bir şey değil. Zaten dosyamda da görürsünüz, trafik kazası diye geçiyor. Uzay da beni daha iyi anlayabilmek istediği için ayrıntılarını sordu. Yani kötü niyetten değil. Evet. Niye ama kızım? Sen ne ağlıyorsun şimdi? Baksanıza. Bilmiyorum, baksanıza. O kadar sıcak, güzel bir ortam var ki. Aile gibiyiz. Yani anlayacağınız sevinç gözyaşları bunlar. Öyle üzüntüden falan değil. Ben sadece böyle aranızdayken hayatta olduğuma şükrettim. Yani kendimi gerçekten işe yarar hissettim. Nasıl işe yarar ne demek? Aksini mi düşündün ki? Ne demek? Ya o ne biçim laf bacım? Hani olur da bir sürçülisan ettiyse, kalbini kırdıysak, hani söyle, biz dediğin gibi aile sayılırız, kardeşiniz biz seni. Teşekkürler. Rica ederim. Hadi. Bir şeyler ye. Canım istemiyor. Ama yemen lazım. Senin işin gücün yok mu? Sen beni kovuyor musun? Estağfurullah. Rahatsız olduysan gidebilirim. Bak, bir konuda anlaşalım. Hayatını kurtardığım için beni pişman etme. Elbette olacaksın. Bugün hiç korkmadın mı? Biraz. Yanlışlıkla seni öldürebilirdim. Hiç öyle düşünmedim. Bir yolunu bulup bizi oradan çıkaracağına emindim. Nereden bu inanç? Çaresizlikten. Kurşun saçlarının arasından geçti. Ama kambura saplandı. Bir kadın ne güzel gösterir biliyor musun? Nedir? Cesareti. Sen bana iltifat mı ettin? Narkozun etkisindeyim. Allah bilir, uyurken de adımı sayıklıyorsundur. Şansını çok zorlama bence. Tamam Tufancığım. Bu arada
Tufan meselesi. Belki de herkes sana Tufan diyordur ama ben Ali Tufan diyorumdur. Olamaz mı? Olamaz. Dikkat çeker. Yemeyeceksen yediriyorum. Sıcak mı? Normal. Süper kahraman ya. Ağzı yanar mı? Devlet memuru. Bir gün yol kenarında bir kazaya şahit oldum. Bir araba yanıyordu. Etrafta kimseler yok. Bir kadın var, arabadan kurtulmuş. Yanında da küçük bir çocuk. Sıkışmış kapıyı açmaya çalışıyor. Dedim herhalde içeride birileri daha var. Neyse hemen arabayı durdurdum. İndim aşağı koşarak kadının yanına gittim. O zaman gördüm içeride bir çocuk daha vardı. Bir de baba, baba baygın. Refleks olarak ben de kadınla birlikte kapıyı açmaya çalışıyorum. Denedim. Elimden geleni yaptım ama engel olamadım. Alevler benzin deposuna ulaştı ve patlamanın etkisiyle... Anladım. Trafik kazası ama senin dahil olmadığın bir kaza. Hayır Uzay. Benim de dahil olduğum ve patlamaya engel olamadığım bir kaza Uzay. Gözlerimi hastanede açtım. Bir daha yürüyemeyeceğimi öğrendim. Ama hepsinden kötüsü, ailenin öldüğünü öğrendim. O günden sonra da elim kolum neye uzanıyorsa, aklım neye yetiyorsa her şeyi öğrenmeye çalıştım. Kendime eğitimimi adadım, işime adadım. Bu şekilde hayata tutundum. Ama bugün ilk kez burada sizinle bir şeyleri başardığımı gördüm. Bacım, 10 numarada yapıyorsun işini yani. Vallahi bak, yemin ederim. Bir tanesiniz. Hepiniz öylesiniz. Uzun zaman sonra kendime ait hissettim, işe yarar hissettim. Doğru yolda olduğumu hissettim. Siz benim ailem oldunuz. Teşekkür ederim her şey için. Teşekkür ederiz. Ya ben de bana kızdığın için bir daha tekerlekli sandalyede neden kaldın? Hiç anlatmasınlar. Uzay, uzatma sen mi artık şu meseleyi? Her şeyin vakti merhunu var derdi rahmetli babam. Bak vakti gelmiş demek ki. Bacım da anlattı. İçini döktü, rahatladı. Öyleymiş hakikaten çünkü uzun zamandır kendimden bile kaçıyordum. Kimseye anlatmak istemiyordum. Kaçıyordum yani. Yüzleşemiyordum. Teşekkür ederim. Canım benim. Kavanoz tipli dünya. Bizim sarılacak kimsemiz yok tabii. Ya da var. Uzay. Gel sen. Aa, ya yok yok yok. Yok. Aynen. Şey. Aynen. 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 Lütfen lütfen lütfen. Lütfen. Abartma lan. Şaka şaka. Orada Korkut dayı nerede hakikaten ya? Bilmiyorum. Adam aile ortamında mahrum kaldı. Bir bakayım ben ona. Hop. Hadi bakayım. Dayı. Hayırdır, ne yapıyorsun ya? Ya sabır çekiyorum. Ha. Vallahi güzel tespih. Hiç aklıma gelmedi. Dayıcığım senin bir derdin var. Hayırdır ya? Anlat. Boş ver be pehlivanım. Ha. Bak. Sen beni kendine yakın bellememiş olabilirsin ama... sen benim kardeşimsin. Hatta daha ötesi. O yüzden
Varsa bir derdin söyle. Dert paylaştıkça azalır. Oğlum biz kardeşiz. Ama eksik olma. Sağ ol. Bu arada gönül işleri falansa hiç bana sorma. Anlamam yani. Hani ne demişler? İşte kelin ilacı olsa başına sürerdi. Vallahi çok yardımcı oldun, sağ ol. Ben nasıl rahat ederim şimdi biliyor musun? Üf. Tamam, bir kardeş tavsiyesi daha vereyim o zaman. Yani kafana takılan bir şey varsa git konuş yani. İçinde kalmasın. İçinde kalacağına. Ne? Devamı yok mu? Hani içinde kalacağına nerede kalsın? Ne nerede kalsın ya? Oğlum öyle denir ya. Hani içinde kalacağına şurada kalsın diye nerede kalsın? Ha. Ne bileyim ben. Yani nerede kalacağını ben nereden bileyim? Maksat içinde kalmasın. He. Sağ ol. Derdim birdi, bin oldu sayende. Eyvallah. Ne demişler? Benim adım Hıdır, elimden gelen budur. Yani. Korkut, aramana çok sevindim. Nasılsın? İyiyim. Sensiz ne kadar iyi olabilirsem o kadar iyiyim işte. Var mı bir ihtiyacın? Onu sormak için aradım. Sana ihtiyacım var. Bir şey söylemeyecek misin? Sonra görüşürüz. Görüşürüz Korkut. Gündüz. Hop. Ne yapacaksın kız? Gündüzü gece mi yapacaksın? Niye arıyorsun beni ya? Çıksana artık hayatımdan. Niye arıyorsun? Niye bırakmıyorsun sen benim peşim ya? Şimdi öyle mi olduk? Gündüz. Olanlar oldu ama bitti. Tamam mı? Bitti. Benim artık yeni bir hayatım var. Sen şunu anlasana artık. Senin var ama benim yok. Onu ne yapacağız? Bu benim sorunum değil ki. Bana ne senin hayatından ya? Bana ne senin hayatından? Bak senin derdin benim ve Korkut'tan uzak dur. Ulan ne Korkut'muş be arkadaş. Çok mu seviyorsun onu? Evet, çok seviyorum. Canımdan çok seviyorum hem de. Seni ne kadar sevmiyorsan var ya... onu o kadar çok seviyorum, biliyor musun? Sevemezsin lan onu. Gebertirim lan. Öldürürüm! Saçma sapan konuşma. Hiçbir şey yapamazsın sen ona. Daha senin gibi 10 tane adam gelse onlar da bir şey yapamaz. Baba laflara bak ya. Laflara bak ya. Kızım delirteceksin mi sen beni?
Keserim lan onu. Lime lime ederim. Gündüz ne olursun çık benim hayatımdan lütfen. Lütfen çık benim hayatımdan. Bak kendine de bana da bu kötülüğü yapma lütfen. Gördün değil mi Korkut'u? Gözü döndüğünde, delirdiğinde ne kadar acımasız olabileceğini gördün. Lütfen yapma bak bu işin sonu çok kötü. Sen gel bakayım. Ne yapıyorsun? Yürü. Bırak Gündüz. Yürü. Gündüz lütfen yap. Gündüz bırakır mısın beni? Gündüz. Gündüz saçmalama. Gündüz. Gündüz bak. Gündüz. Gündüz. Yapma ya. O Korkut denen herifin deşini getireceğim buraya. O zaman tekrar konuşuruz. Gündüz. Lütfen. Lütfen saçmalama. Lütfen. Gündüz. Ha gidiyorum artık. Görüşürüz. 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 Ömer. Ben her şey için tekrar teşekkür ederim. Teşekkür etmene gerek yok. Benim yüzümden başı sürekli belaya girip duruyor. Evet öyle. Ama şikayetim yok. Bunu ayrıca konuşuruz. Sacdan ya. Neslihan. Gel. Anne senin ne işin var burada? Kim haber verdi sana? Anne vallahi iyiyim. Turp gibiyim. Ah be oğlum. Ah be yavrum. Anneciğim iyiyim. Hiç mübadele atlattık o kadar. Gel. Uzay, geliyorum yanınıza. Bir toplansak iyi olacak. Bu arada babanız Sayın Başkan'dan randevu almış. Konunun Ömer Atmacı olduğunu söylemiş. Özel kaleme aradı beni, bir sorun mu var diye. Kahretsin. Tamam, ben ilgileniyorum. Alo. Benim. İyiyim, iyiyim, merak etme. Korkulacak bir şey yok. Her yerde beni arıyorlar. Gelip beni alman lazım. Biliyorum. Ben de seni özledim. Yarın tamam bakarız. Bu geceyi bir yerlerde geçirebilirim. Yalnız yarın bu işi halletmemiz lazım. Yaralıyım. Tamam, idare ederim. Görüşürüz. Ne olacak senin bu halin? Ne varmış halimde? Oğlum ya hastanedesin ya namlunun ucundasın. İstersen emekli olayım. Yok da. Sen bu ülkeye hizmet etme şerefinin tadını bilmiyorsun tabii. İki tane evlat verdim ben. Orası da doğru ya. Ben vatana hizmetin ne olduğunu bilirim de... ...sen annelik nedir pek bilmezsin. Anlat da dinleyelim sadece susalım. Zamanın birinde... ...Anadolu'nun bir köyünde bir kadıncağız yaşarmış. İki yetim oğluyla birlikte. Sen, ben, Halim. Sizin elinize diken batsa benim yüreğim kanar dermiş hep oğullarına. Yıllar geçmiş. Oğlanlar büyümüş, delikanlı olmuş. Seferberlik zamanı gelmiş. Herkes gibi kadıncağız da evlatlarını askere göndermiş. Nice evlatlar gitti düşmana karşı. Kadıncağız kalmış bir başına. Ama gururlu. Oğulları askerde vatan için çarpışıyorlar. Dönüp gelecekler bir gün analarına. Böyle böyle aylar yıl olmuş. Sonra köylü bir sabah kalkmış.
Kadın evinde yok. Nereye gitmiş ki? Ara ara yok. Çıkmışlar dağ bayıra. Derken bir dere kenarında bulmuşlar kadıncağızı. Eli yüreğinde. İçin için ağlıyor. Ne olmuş? Köylü de sormuş. Cevap yok. Tek söylediği. Kan ağlıyor yüreğim. Ben ağlamışım çok mu? Ne dedilerse kâr etmemiş. Mecbur öylece bırakıp köye dönmüşler. Ne sonra? Haftasına kalmadan delikanlıların şehadet haberi gelmiş. Düşmanla çarpışırken şehit olmuş meğer delikanlılar. Tam bir hafta önce. Şehit haberini almadan hissetmiş. Demem o ki Ömer'im. Senin eline diken bassa benim yüreğim kanar oğlum. Analık böyle bir şey işte. Allah kahretsin. Kambur hala kaçamadı. Eğer ki bunu yakalarlarsa bizi ötebilir, haberin olsun. Kambur öyle bir şey yapmaz. Kambur öyle bir şey yapmaz. Nereden biliyorsun yapıp yapmayacağını? Dosyasını okudum. Adam acıya dayanıklı. Acıya dayanıklı öyle mi? Tek seçenek acı mı peki? Belki yepyeni bir gelecek vaat ederler. Adam davasına sadık bir adam. Yine de riskli. Böyle varsayımlarla hareket edemeyiz. Ne olursa olsun Kambur'un güvenliğinden emin olmalıyız. Halledeceğiz, merak etme. Halledeceğiz. Sen kiminle mesajlaşıyordun? Önemsiz. Bak. Tarih yaklaşıyor, anlıyor musun beni? Çok az kaldı. Bu bizim için en büyük başarı olacak. Kariyerimiz için de öyle. Eğer ki bunu başarırsak kimse, ama kimse önümüzde duramaz. Lütfen. Lütfen bir hata yapma, olur mu? Ben hata yapmam. Sen kendine bak. Tamam. Ben de söz veriyorum, kendime bakacağım. O kadar sabırsızım ki sana anlatamam. Bütün dünya bunu konuşacak, herkes. O Türklerin suratındaki ifadeyi görmek için sabırsızlıktan ölüyorum. Merak etme. Başaracağız. Dün gece yine gördüm. Kimi? Rüyayı. Aynı rüyayı. Allah Allah. Hayırdır inşallah. Emanetin falan var diyordu. Dün gece ateşlendin biraz sen. Ben de ateş hep sabit be anacığım. Efendim. Sayın Başkanımız birazdan aşağıda olacak. Öyle mi? 5 dakika. Annem, arkadaşlar seni bırakacaklar. Ben yatarken acil bir işim çıkmış. Tamam oğlum. Bana bak, iyisin değil mi? İyiyim, iyiyim. Ağrınsızın yok. Merak etme, iyiyim. Geçmiş olsun Ömer. Sağ olun efendim. İyi misin? İyiyim. Hem seni görmek istedim, hem de konuşmamız gereken bir iki konu var. Dinliyorum efendim. Öncelikle Mossad'a bağlı bir ajan ağı olduğu raporunu okudum. Bu işin sonuna kadar gidelim. Tamam efendim. Diğer konuda Neslihan'ı bu işe bulaştırmışsın. Bu iş hiç hoşuma gitmedi. O biraz mecburiyetten oldu efendim. Biliyorum. Ama bak, Neslihan bizim kadromuzda değil. Bakanımızla görüştüm. Durumu izah ettim. Tedirgin oldu, hiç hoşlanmadı. Şimdilik müsaade etti.
Bak, eğer bir hata yaparsan Neslihan'ı yakarsın. Önceliğin Neslihan olmalı. Emredersiniz efendim. En ufak bir tehdit sezersem işi iptal ederim. Diğer mesele de Çetin Bey. Sana kafayı takmış durumda. O konuda da sana güvendim biliyorsun. Ama biz 2000 yıllık devlet geleneği olan bir ülkeyiz. Bir devlet memurunun ne olursa olsun protokolde kendisinden yukarıda olan birine karşı terbiyesizliği affedilmez. Anladım efendim. Bu senin gibi kahraman bir adam bile olsa. Bak, seni tahrik etmeye, hata yapmaya zorlayacaktır. Uyanık ol. Aksi bir durumda seni kimse kurtaramaz. Anladım. Dikkatli ol. Sana her zamankinden çok daha ihtiyacımız var. Ayrıca şu adamların planlarını bir an önce öğren. Cumhuriyet'in 100. yılında bir alçaklık yapmasınlar. Yapamayacaklar efendim. Eline bak şimdi ya. Dayı bak, sen ağasın, biz marabayız, tamam mı? Sen eşya falan taşımıyorsun, sakın. Niye? Dayı deşifre olur, deşifre. Nasıl? Bayağı işte, maraba dediğin eli abi öyle nasırlı olur bak. Gördün mü? Hı. Senin eller orbaz eli gibi. Sen anladın mı? Ağasın yani, bir şeye dokunmak yok. Bize bağır çağır, hakaret et, aşağılık, söv falan. Tamam. Olur mu, dur be. Hadi anahtarı alalım, hadi. İyi, hadi. Hadi beyler. Buyurun. Merhabalar efendim. Tufan Bey'in eşyalarını getirdik de anahtarları sizde olabilirmiş. Evet evet, anahtarlar bende. Getireyim ama önce bir Tufan Bey'e sorayım, olur mu? Tabii efendim. Tamam. Fotoğrafları çektim. Çetin Bey. Ortak. Nasılsın? Buyurun İlhan Bey. Yanında birisi mi var? Arabadayım, sorun yok. Devam edin. Sen bana kızgın mısın? Evet, bazı kırgınlıklar oldu. Nasıl affedebilirim sizi bilmiyorum. Davetsiz gelmeniz hiç hoş olmadı açıkçası. O gün biraz korkuttum seni. Kusura bakma. Ama bir şey söyleyeceğim. Kızın çok güzel. İsterseniz ben sizi ofise geçince arayayım. Daha rahat konuşuruz. Sizin de başınız sıkışık. Her yerden sıkıştırıyorlar malum. Doğru, haklısın. Her yerden sıkıştırıyorlar malum. Ama beni bulamazlar. Ha, bu sırada Çanakkale işi tamam. Bir problem yok. Sizinkilere söyle. Her şey yolunda. İçleri rahat olsun. Tabii, tabii. O iş önemli diyorlar. Çok önemli. Çetin Bey. Sizi çok seviyorum. Öpüyorum. Tekrar görüşürüz.
herif. Ben neden kova burcuyum? Bir önemim var. Yok da ben bilmek istedim. Başka bir burç olmak ister misiniz? Ah, hoş geldin Ömer. Nasılsın? İyiyim, iyiyim. Korkutlar nerede? Eşyaları taşıyorlar. Bu akşam orada kalacaksınız. Ha, iyi olur. Fazlaca vaktimiz olur. Bu akşam mı? Hı hı. Hemen mi? Hı hı. Ne planladıklarını öğrenmemiz lazım. Bağlantılarını da, her şeyi. Kaç kişiyle temas halinde olduklarını bile bilmiyoruz henüz. Her şeyin üstünden tekrar geçerseniz çok iyi olur. Tamam. Benim odaya geçelim. Kova burcunu neden beğenmedin? Bilmem, vardır bir anısı. Sen niye kova yazdın? Çünkü karakterin tarihi ona denk geliyor. Sen ne burcusun Uzay? Bilmiyorum. Doğum tarihin ne zaman? 12 Ocak. Oğlak. Yani. Şaşırmadım. İyi misin? Bilmiyorum Ömer. Tufan. Tufan benim adım. Tamam. Bak, karşımızdakiler gerçek anlamda profesyonel tipler. Mesela bir şey anlatırken gözlerini kaçırırsan huylanırlar. Anlattığın şeyler arasında tutarsızlık olursa bunu anlarlar. Üzerine giderler, sorular sorarlar. Bin kere aynı soruyu sorsalar da bin kere aynı cevabı vereceksin. Bana bakışların bile önemli. İşte en zoru da bu ya. Hangisi? Bilmiyorum Ömer. Bilmiyorum yani. Mesela Sedef. Tufan'ın neyine aşık oldu? Ya da Ömer diyelim. Ömer Sedef'in en çok neyini seviyor? Nasıl aşık oldu? Neden aşık oldu? Nasıl? Seni ilk defa bir kitapçıda gördüm. Kitaplara bakıyordum. Sonra beni fark ettin. Gülümsedin. Hangi kitaptı o? Canistan. Yusuf Atılgan. Göz göze geldik. Sonra gülümsedim istemeden sana. Çünkü çok güzeldim. Kışın ortasıydı. Aralık ayının sonu. Her yerde yılbaşı süsleri vardı. Kafamda kırmızı bir bere, boynumda atkı takılıydı. Yanıma geldin. O kitap yarım kaldı. Asla bitmedi dedin. Kim bitmemiş bir kitap okumak ister ki? Sonra onu hiç önemsemiyorum dedim sana. Yolun nereye gitti önemli değil. Önemli olan yolculuk. Gözlerinde gördüm etkilendiğini. Sonra beni kahve içmeye davet ettin. Kendime dedim ki, kızım, sakın hemen kabul etme. Sonra hemen kabul ettim. Saatlerce sohbet ettik. Bu kızın öyle hemen neyinden hoşlandın ki sen? Bilmişliğinden. Dünyadaki bütün kitapları okumuş. Bütün filmleri seyretmiş. Bütün şehirleri görmüş gibi yapmasından etkilendim. Bir yere girdiği zaman onun dışında her şeyin ve herkesin bulanıklaşıp sonra yavaş yavaş yok olduğunu fark etmekten etkilendim. Sen? Güven veriyordu bana. Yaşadığım bunca hayal kırıklığından, yalnızlıktan, umudumun boşa çıkmasından öyle yorulmuştum ki. Sığınacak bir liman olmuştu bana. Gözlerine baktığımda İçime samimiyet akıyordu.
uzayın derinliklerinde oksijen bulmak gibiydi. Fanusumu çıkarıp ilk kez nefes alıyormuş gibi hissettim kendimi. Güzel. İyi diyoruz. Evet. Evet yani konu tamam ama ben bunu hissetmeyince nasıl yapacağım bilmiyorum. Bir şeyler hissetmek mi istiyorsun? Vur bana. Ne? Tokat at tüm gücünü. Şaka mı yapıyorsun? Hayır, çok iyi hissedeceksin. İnan bana. Ömer, saçmalama. Ne yapıyorsun bunu? Garip şeyler oluyor. Niye onları dinliyorsun? Yapıyorsunuz? Vur bana dedi Ömer. Ne? Vur bana dedi, bilmiyorum. Bana da çok tuhaf geldi işte. Şşt. Duyamıyorum. Şunu geri vites şeyin sesini al. Yapamayacak mısın? Yaparım ama neden yapmam gerekiyor şu an onu anlamadım. Ne oldu, korkuyor musun yoksa? Hayır. Korkan teki çıktın sen ya. Hani en etkilendiğin şeyim cesaretimde? Narkozun etkisiydi o. Şimdi gerçek yüzünü görüyorum. Kes şunu. Biz bu işi iptal mi etsek? İlk günden bizi rezil çekmişsin gibi his var da benim içimde. Ömer, bunu bana yapma. Hadi vur o zaman. Vur! Bu mu? Hepsi bu mu? Çok yavaşsın. Bence biz bu işi iptal edelim, gerçekten bizi rezil edeceksin. Sen prenses gibi hayatını yaşamaya devam et. Beni öfkelendirmeye mi çalışıyorsun? Çünkü yapamayacaksın. Kardeşinin ölümünden beni sorumlu tutmuyor musun? Hayır. Emin misin? İyi düşün. İçinde bir yerlerde mutlaka birilerini suçluyorsundur. Anladım. Evet, görüyorum işte. Kendini suçluyorsun. Kötü abla. Kardeşine sahip çıkamadı. Oysa kendini ne kadar çok hazırlamıştın anne olmaya. O senin kardeşin değil, oğlun gibiydi. Ömer, kes artık şunu. Hadi itiraf et. Kötü anneydin değil mi? Belki de bu yüzden hiçbir zaman evlenmeyeceksin. Hiçbir zaman çocuğun olmayacak. Ömer, yeter artık. Bak, bu işin tadı iyice kaçtı. Tabutu gördüğün zaman ne hissettin? İşte bu. Bu duyguyu sakın unutma. Çünkü gerçekti. Aşk da öfke gibidir. Önce bakışları oturur, sonra bir anda patlar. Elinde olmasa bile. Bence gayet iyiydi. Olacak bu iş. Bu dosyayı unutmuşum. Üniversite notları. X-ray cihazıyla doğru kontrol ediyorum. Şu anda bir kablo görüyorum. Nereye gittiğine bakabilir misin?
Kullandıkları kriptolat olabilir. Anlaşıldı. Dayı. Bu iş yaş. Çok kalın. Karşı tarafı dinlememiz imkansız. Ne yapacağız? Ne yapacağız? İçeri girmek lazım. Ustalar. Kolay gelsin. Eyvallah. Eyvallah. Kolay gelsin. Bahçe mobilyaları hazır mı? Evet, dediğiniz gibi her şey hazır. Her şey yolunda mı? Babama ne diyeceğimi düşünüyorum. Bizi izliyor. Bu eve gittikçe sevmeye başladım. Merhaba. Hoş geldiniz. Taşınıyorsunuz. Evet, öyle oldu. Biraz aceleye geldi. Ne iyi ettiniz. Var mı peki bir ihtiyacınız? Doğalgazınız, elektriğiniz falan açık mıydı? Teşekkürler. Bugün gün içinde halledeceğiz. Gürültü için kusura bakmayın bu arada. Hiç önemli değil. Görüşürüz o zaman. Sürekli bizi izliyorlar. Ustalar. Bunlar çok çabuk taşınmadılar mı? Belki de ihtiyaçları vardı. Bana biraz garip geldi. Paranoyaklık yapma Allah aşkına Nedim ya. Gayet normal sıradan insanlar işte. Belli olmaz. Biz yine bir müddet iletişimi azaltalım, tamam? Bunlarda böyle hoşuma gitmeyen bir şey var. Bayağı birbirlerini seviyorlar. Her saniye öpüş koklaşlar ya. Belki de evlerini dinlemem lazım ha? Peki. İçin rahat edecekse dinle. Biz yine tedbirimizi alalım. Biliyorsun bu tüklere güven olmaz. Evet, nedir? Eve kablolar döşemişler. Kriptolu bir at olduğunu düşünüyoruz. Duvarlar çok kalın. Yani fazla zorlayamıyorum. Yani zorlarsam karşı tarafa geçeriz. O zaman da deşifre oluruz diye korkuyorum. Arkadaşlar, bana problemlerden bahsetmeyin. Çözüm ne? Vallahi biraderim, eve yerleşmemiz lazım. Ben epeyce kıllandım. Bunlar öyle sıradan iki ajan değil. Yerleşelim o zaman. Dışarı çıkmalarını beklememiz lazım. Hayır, olmaz. O kadar bekleyemeyiz. Ne planladıklarını öğrenmemiz lazım. 15 gün çıkmazlarsa 15 gün bekleyecek miyiz? Yani o zaman bir şekilde bizim onları dışarı çıkarmamız lazım. Hı. İyi de nasıl? Evimize yeni taşındık. Küçük bir organizasyon yapalım. Onları da davet edelim. Onlar evde değilken biz de evlerine gireriz. Yemin ediyorum Sedef yenge yapacak bu işi. Efendim? Yani... Çok iyi fikir Neslihan Hanım. Arkadaşlar, Neslihan ve Ömer yok. Sedef ve Tufan var. Ali, Tufan. Sadece Tufan. Ben davet etmeye gidiyorum. Ben de rahat ol. Tekrar üstünden geçelim. Tamam. Ben Neslihan Hanım'ın abisiyim. Sen benim kız arkadaşımsın. Sen de Ömer'in kız kardeşi. Hata yapmamamız lazım. Tamam, ben çok konuşmam zaten. Yani doğal olsan yeter. Adın neydi? Derya. Ben Kemal. Nil. Nazlı. Görüntü net mi? Gayet temiz. Anlaşıldı. Hazır mıyız? Hadi. Nazlı, izliyor musun? Evet, görüntü bende. Korkut. Biz hazırız. Sizden işaret olur olmaz dalacağız.
Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abim nerede? Abiden sonra da olunur. Vay. Kayınço. Hoş geldin gelin hanım. Kayınço tam olarak ne, ben hakim değilim oraya. Gel aşağı, ben önce sana olsaydı sonra da kayınçoyu anlatacağım. Hayırlı olsun, güzel olmuş abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Buyurun. Teşekkürler abicim. Bitmedi mi hala? Bitmek üzere. Merhabalar. Hoş geldiniz. Niye zahmet ettiniz? Böyle alelade bir yemekte biz sizi özel ağırlamak isterdik. Aa, olsun canım, ne olacak? Biz teşekkür ederiz esas. Merhaba. Buyurun lütfen. Böyle şöyle geçin. Geçiyorum. Gel canım. Sen de geç. Ellerinde hediye var. Kontrol edelim. Komşular geldi. Hazır mısınız? Hazırız. Çıkabilirsiniz. Sitenin ve evin kameraları. Hallediyorum. Tamamdır. Çıkın. Girişe doğru ilerliyoruz. Komşuya gittiler sadece. Ne alarm? Risk almayalım. Robot kamerayla bir bakalım bence. Bahçe tarafından girelim o zaman. Açık kapı cam falan bakalım. Ne oldu? Elimi yaktım. Konularda biraz beceriksizsin galiba. Zaten bunca insana yemek yapmak benim neyime? Tabii. Senin saraylarda olman lazım. Tufan, hayatım, bak gerçekten sırası değil. Lütfen yapma. Fırtına nasıl gidiyor? Sıkıntı var. Evde acık pencere yok. Yalnız Kemal Bey, Sedef Hanım size hiç benzemiyor. Onun gözleri biraz böyle çekik. Kafkasyalı sanırım. Yoo, biz Tatar Türküyüz. Nasıl yani? Siz de mi? Abisi olduğum için mecburen. Doğru değil mi? Abisisiniz. Nedim, bu ne kadar saçma bir soru. Yok, kabul ettim. Saçma bir soruydu. Teşekkür ederim hayatım. Afiyet olsun bir tanem. Ya. Siz aşırı yakışıyorsunuz. E hadi soğutmayın, bakın beraber yaptık biz. Hadi buyurun lütfen. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim, afiyet olsun. Nahi
Hayır ben senin. Ne oluyor? Bu bizim alarm. Alarm mı? Evet. Ben bir bakayım geleyim. Komşuya giderken de mi alarm kuruyorsunuz? Bizimki böyledir biraz işte yani. Bazı şeyler paranoya derecesinde ve aşamıyoruz maalesef. Evde değerli eşyalar vardır belki. Ya olabilir. Bizim babamız da öyleydi. Yok da yani... buraya geliyoruz sonuçta. Aslında bence hiç gerek yok. Tamam. Evet, tamam. Alarm çaldı. Arkadaşlar, adam eve giriyor. Eve girince alarmı devre dışı bırakacak. Bu bir fırsat olabilir. İçerideyiz. Hah, geldiler. Canım, bir sıkıntı yok değil mi? Yokmuş. Yok, bir şey gözükmüyor. Hah. Kedi köpek herhalde. İyi bari. Nedim? Çok tatlı değiller mi? Hakikaten. Yani bu zamanda böyle tatlı insanlar bulmak gerçekten çok zor. Evet. Yemeğiniz olmamış değil mi? Gayet iyi.
Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Operatör, kamerayı taktım, görüntü geldi mi? Kamera aktif. Harika. Operatör, bardak kırdık. Tamam, sakin, panik yok. Hemen parçaları toplayın, iz kalmasın. Arkadaşlar, başka var mı o bardaktan orada? Ya da siz fotoğraflarını çekin, bana gönderin bir. Var, var. Anladım. Tamamdır, buldum. Nereden bulacağım bu saatte? Kim getirecek? Rizki ile Tuymaz. Nasıl tanıştınız peki? Aa, çok romantik bir hikaye. Hayatım, şimdi sırası mı? Çok pardon, eğer özelse lütfen paylaşmayın. Hayır, sıradan. Hayır hayatım, onu sormuyor. Tanışma hikayeniz özelse diye soruyor. Ayrıca bizim tanışma hikayemiz enfes bir hikaye. Niye sıradan olsun ki? Yani. Biz kitapçıda tanıştık. Aa. Peki ilk görüşte aşk mıydı? Her görüşte aşk. Vay. Onu her gördüğümde ilk defa görüyormuş gibi heyecanlanıyorum. Harikaymış. Operatör, nedir durum? Bağlantıları kurdum, halledeceğiz. Ne kadar vaktimiz var? Bilmiyorum. Ömer, hala beni duyuyorsan öksürür müsün? Küçük bir krizimiz var, bir bardak kırıldı. Yenisiyle değiştirmek için vakte ihtiyacımız var. Evet, her şey harikaydı. Ellerinize sağlık. Ne yapalım hayatım, ufaktan kalkalım biz de. Hem yorgunlardır. Olur mu ya, daha kahve içeceğiz. Kahve mi? Bizim kahve makinemiz yok ki. Cezvede yaparsın hayatım, böyle köpüklü. Sedef ablacığım, ben hallederim. Hakikaten biz kalksaydık ya. Olur mu canım, kahve yapıyorlar. Biraz daha otururduk, siyasetten konuşurduk, dizilerden konuşurduk değil mi? Şu iki ajanla dizinin yeni sezonu gelmiş, gördün mü? Gördüm. İkinci sezonu kadar tat vermiyor ama fena değil. Siz izlediniz mi? Yok, yok, izlemedim. İzleriz ama izleriz. Abla dedim ama. Sedef deseydin bari. Ya ne bileyim, yani sahte de olsa adınızla hitap etmek istemedim. Tamam, boş ver hadi.
vakit kazanmayız. Krizimiz var. Operatör, ne durumdayız? Kaç dakikamız var? 7 ile 10. Hatta herifler şimdi gelecek. Ay biz asıl geçen gün bir tane dizi izledik. Vallahi bayıldık. Neydi hayatım adı? Çok iyi. Evet. Kahvelerimizde içtiğimize göre biz kalkalım artık canıma. Kahve seviyorsunuz sanırım. Bence kahve şat seviyor. Yok, o şimdi taktı, eve gidecek. Sizi de tutuyoruz diye biraz rahatsız oluyor. Tabii. Ama daha tatlı var. Tatlı yok ki. Aldım hayatım. Oturun o zaman, tatlı da varmış. Sedef Hanım, çok geç oldu. Biz artık gidelim, siz de iyicene bir dinlenin ha. Hadi canım. Tamam. Nasıl isterseniz. Çok memnun oldum. Tekrar hayırlı olsun. Güle güle oturun. Hayırlı olsun tekrardan. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Allah kahretsin, geliyorlar. Evden çıkmak için çok az vaktiniz var. Nerede kaldı bu kurye? Bir gelmedi şu kurye be, bir gelmedi. Bu bardağı elledin mi? Yok. Niye? Burada değildi. Bardakta bir gariplik fark etti. Neredeydi? Buradaydı. Yani biri oynatmış. Emin misin? Değilim. Ama burada değildi. Demek sen evde yokken biri eve girip bardağından su içmiş. Psikopat. Sorun yok, her şey yolunda. Ay az kalsın. Az kalsın ne hayatım? Rezil oluyorduk. Bir kahve makinemiz bile yok. Yemekler çok güzeldi ama. Eline sağlık. Ne demek, beraber yaptık, olur mu öyle şey?
Sedef'cim çok geç oldu, biz de kalkalım artık. Tamam abi. Bu arada komşularınız çok tatlıymış. Ama adam biraz gıcıktı sanki. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Her şey için teşekkürler. Her şey çok güzeldi. Hadi görüşürüz, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Kayınço, iyi akşamlar. Görüşürüz abicim. İyi akşamlar. Görüşürüz canım. Evde dinleyici var. Sakın oradan çıkma. Bir müddet bizi dinlemeleri işimize gelir. Nasıl yani? Onlar yokken de mi Sedef olmaya devam edeceğim? Mecburen. Bize güvenmeleri lazım. Ömer, bu iş benim canımı sıkmaya başladı. Buna değecek, inan. Bir gelişme var mı? Görüntü temiz, her şey normal. Var ya, yemin ediyorum daraldım. Afaganlar bastı. Bu ne ya? Niye dayıcım? Ya niyesi mi var dayım ya? Bir harekete girerler dedik. Ne bileyim, bir alavun olur, bir şey olur. Mal gibi oturuyorlar ya. Alo Korkut. Efendim Sacide anne. Oğlum ben şimdi anahtarla girdim eve. Her yere baktım, Sena yok. Allah Allah, nereye gitti ki bu kız? Bilmiyorum. Bilmiyorum Sacide anne ama öğreneceğim. Verdin mi kararını? Kızım her zaman yaptığın iş zaten. Tecrübelisin. Nasıl bir iş bu? Kuryelik. Buradan Çanakkale'ye mal taşı. Ben bundan sonra senin için hiçbir şey yapmayacağım. Anladın mı? Hele senin gibi aşağılık bir herif için hiçbir şey yapmayacağım. Anladın mı? Anlaşıldı. Ne yapıyorsun ya? Bırak ya, bırak! Senin derdin Korkut, biz onu anladık. Evet Korkut, bir daha ona ihanet etmeyeceğim. Peki şimdi Korkut ölse, sen ona ihanet etmiş sayılmazsın değil mi? Ben senin o derdini çözeceğim, merak etme. Eğer ona bir şey yaparsan... Ne olur. Gündüz seni kendi ellerimle öldürürüm. Hadi bakalım. Ulan! Sahip çıkın buna. Dinliyorum. Ne konuşuyorlar? Henüz net bir şey söylemedi. Ne yapıyor bu lavuk? Gizli odaları var. Ne konuşuyorlar, duyamıyor muyuz? İmkansız. Ses izolasyonu çok iyidir. Boşa mı gitti şimdi bütün çaba? Bakacağız. Sakin olun. Elindeki ne? Adres falan herhalde. Kağıda yaklaşıyorum. Belli olmuyor ki ne yazdı. Yani en çok bu kadar yaklaşabiliyoruz.
Bir parktan bahsediyor. Sanırım biriyle buluşacak. Civardaki parkları araştırıyorum. Ömer'i arayayım. Dinliyorum. Atmaca, bizim kötü komşular birisiyle konuştu. Yarın bir buluşma olacak. Tamamdır, teşekkür ederim. Kim? Asistan. Yarınki önemli toplantıyı hatırlatıyor. Şöyle geçelim mi? Çiftimiz mekana geldi. Anlaşıldı. Göz teması sağlandı. Bençe, durdukları bankı kontrol ettik mi? Dead drop olabilir. Ettik. Bankta herhangi bir teslimat yok. Belki de birini bekliyorlar. Her ihtimali açık olabilir. Anlaşıldı. Fena hava yok ha? Ha, güzel açtı. Bir çift yaklaşıyor. Operatör, parktaki tüm şahısları kayda alalım. Tedbiren. Anlaşıldı Atmaca. İsteliyoruz. Çiçekçi temas kuruyor. Almaz mısın be abim başı güzel kızıma? Ah, bak. Kıpkırmızı bir gül vallahi. Teşekkürler. Al, bir al. Çekmişin yanına gül gibi kızı. Bir tane de benden alsan ne olur be? Haksız değil ama. Ne kadar güllerin? 100. Ama şu güzel kızımızın altında vallahi sana 50 olur. Çift olsun abim be. İyi, iyi bakalım olsun. Ver bir tane. İndirimsiz olsun. Hani maşallah, maşallah ya. Hayırlı işler. Hanımefendi buyurun. Teşekkür ederim. Çok güzel. Bençe var mı sıra dışı bir şey? Olumsuz. Pehlivan. Olumsuz Atmaca. Bizim buradan gördüğümüz kadarıyla sıra dışı bir durum yaşanmadı. Kalkalım mı? Olur. Hadi. Bankta kısa oturmadılar mı? Sanki bu gülü bekliyorlardı. Takibe devam edelim mi? Yakınlaşırsam şüpheliler beni tanıyabilir. Bençe, Pehlivan. Siz çifti takip edin. Alınan gül teslimatla ilgili olabilir. Ayrılıyoruz. Ben de çiçekçiyi takip edeceğim. Anlaşıldı. Thank you.
Operatör. Çiçekçi maske kimliğinden kurtuldu. Verilen gülde bir şey olabilir. Ben takibi sürdürüyorum. Şüpheli araçta. Yol takibine geçiyorum. Pençe, pehlivan. Çiçekçinin maske kimlik kullandığı tespit edildi. Temkinli olun. Anlaşıldı. Aldıkları gül hala ellerinde. Takipteyiz. Görüyor musun pençeyi? Farkındayım. Sen daha yakınsın. Takibinde. Operatör, adam kadından aldığı mesajı imha etti. Yakıp hızlıca çöpe attı. Anlaşıldı. Çöpü kontrol edelim. Tam yanmamış parça olabilir. Atmaca, çiftin çiçekçiden mesaj aldığı teyit edildi. Anlaşıldı. Mesajın kaynağını takibi sürdürüyorum. Pehlivan ve Gizem uzaktan temasa devam etsinler. Onaylandı Atmaca. Operatör, mesajı tamamen imha etmişler. Buradan bize bir şey çıkmaz. Anlaşıldı. Uzak temasta takibi sürdürün. Atmaca mesaj kaynağının peşinde. Anlaşıldı. Desteğe geliyorum ama gecikebilirim. Çünkü yol ilerlemiyor. Dert değil. Şimdilik bir tehlike yok. Hadi arkadaşım, bırak da geçelim. Tamam, aynen devam. Salmayın. Birazdan bitecek bu iş. Tamamdır abi. Akışı kestim. Operatör şüpheli park etti. Başka bir hareketlilik yok. Konum ve plakayı kaydedin. O meseleyi izlemede kalın. Anlaşıldı Atmaca. Park etti ama inmiyor. Telefonunu kopyalamak mümkün mü? Bulunduğum mesafeden imkansız. Yaklaşman gerekiyor. Çekip alırsam bu kadın hücreler uyanacak. Kiminle irtibatlı olduğunu öğrensek yeter şimdilik. Yaklaşmanın bir yolunu bulursan yapabiliriz. Yani en azından rehberini kopyalarız. Ne var? Ne mi var? İzinsiz bizim sokakta park ettin. Öyle mi? Ne istiyorsunuz? İki ne? 200. O da ilk bir saat için. 200. Bir saat. Hasbiyallah. Oğlum zaten yorgunum. Tepemi tasını attırmayın. Ağır abi ayaklara. Yerim seni. Atla parayı. Ha şöyle. Ne
Ne sırıtıyorsun? Aklıma bir fikir geldi. Neymiş o? Denildiği gibi yaptım. Sorunsuz geçti. Şimdi belirtilen konuda bir süre bekleyeceğim. Ne oluyor? Ya beyefendi ne yapıyorsunuz siz? Otopark parası istediler de. Onu ödüyorum. Ne yapayım? Gel. Gel. Mesafe uygun mu? Mesafe şahane atmaca. Kopyalamayı başlatıyorum. İşin bitince haber ver de kaç parçası kalsın bu şerefsizlerin. Atmaca, gerekeni aldık. Anlaşıldı. Şanslı gününüzdesiniz lan. İşim çabuk bitti. Bana bakın. Eğer bir daha sokak ortasında başkasına salça olursanız sizi bulurum. Daha fena yaparım. Tövbe abi, vallahi tövbe. Yürü gidin lan. Tanışamadık ama. Tanışırız nasılsa. Yuva ne durumdayız? Çektiğimiz bilgileri işliyoruz. Kısıtlı süre içerisinde random kopyalama yaptık. Yani çok önemli bir şey çıkacağını hiç sanmıyorum. Ayrıca en azından Çiçekçinin rehberine harita üzerinden gittiği yerlere ulaşırsak kısa günün körü deriz. Güzel. Doğru. Araç takibi kesiyorum öyleyse. Çıkan bilgilere göre teknik takibi genişletiriz. Siz bana verileri atın. Ona göre harekete geçerim ben. Dinliyorum sevgilim. Sen bu evlilik işine iyice alıştın. Ne yapıyorsun? Neredesin? Merak ettim. Benim merak ettiğin işi gücümü. Şu an işim de gücüm de sensin. Merakta bırakma beni. Takip yaptık. Bazı veriler elde ettik. Sonucunu bekliyorum şimdi. Kambur'la ilgili bir şey çıkacak mı acaba? Asıl planı, hedefi nedir, ne değildir bir bilsek. Yakında her şeyi öğreneceğiz. Kambur avucumuzun içinde artık. Bir gariplik var. Şifreli dosyayı görüyor musun? Evet, evet fark ettim. Buradan başka bir ağa uç veriyor. Orada da başka bir dosya var gibi. Ne yapalım? Bağlanıp indirelim mi? Yok, riskli olabilir. Deşifre olmayalım. Ben saptırıcı bir IP oluşturuyorum. Mantıklı, tamam. Sen kapıyı tut, ben bağlanıp indiriyorum. Tamam, aldım. Bağlantıyı kapatıp çıkıyorum. Maskeledim seni. Süpersin. Bakalım ne var ne yok burada. Nasıl ya? Milli muharip uçağımız bu. Uzay. Hedefleri düşündüğümüzden çok daha büyük. Peki asıl planları ne? Nasıl hain bir oyun kuruyorlar uçağımıza? Bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Yani planlarına dair bir veri yok burada. Hemen Ömer ve Neslihan Hanım'a bilgi geçmemiz lazım. Tamam. Ben Ömer'e aktarıyorum. Sen de Neslihan Hanım'la iletişime geç. Kimsin? Ne istiyorsun? Hatırladım seni. Hastanedeydin. Anlaşıldı. İn aşağı. İn aşağı. Bak yaşına hürmeten kafana sıkmıyorum. Aşağı in dedim. Thank you.
Hey, nereye gidiyorsun? Dur. Dur. Dur dedim sana. Korkunç bir şey. Demek ki kamburun asıl hedefi bu. Büyük ihtimalle başkanın planları sandığımızdan çok daha büyük. Atmaca, operatör konuşuyor. Ömer'e haber verdiniz mi? Nazlı Ömer'le irtibat kurmaya çalışıyor. Tamam. Bütün verileri toplayın. Ömer ne yapılacağına karar verir. Nasıl isterseniz başkanım. Ömer'le bağlantı kurabildim mi? Hayır, kulaklık off şu an. Telefona da cevap vermiyor. Tamam. Son konumundaki mobese görüntülerini kontrol edin. Tamam. Hadi sene birader. Manyak mı lan bu? Allah'ım ya. İndir. Hadi. Derdiniz ne? Vay 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 vay. Şehir magandası ve saz arkadaşları. Gündüz gündüz. Anlaşıldı. Başka dilden konuşacağız sizinle. Nedir kafandaki tilki? Yapmışındır bir plan. Derdimizle planımızda sensin Korkut. Gündüz gündüz. Derdin de dermanın da benim. Ne diye aldın lan seni ailemden? Bu kızın adını ağzına alma. Çok yanlış adamı çattın oğlum. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bırak yanlış adamı. Asıl sen duvara çarptın. Vay, pozlara bak ya. Bu pozlarla mı çeldin seni anlattığını? Poz bitti koç. Gündüz in the house. Mekanın sahibi geldi koçum.
Yeter artık, dur, yoksa zor kullanacağım. Düş peşime. Kim olduğunu, ne istediğini söylemeden şuradan şuraya adım atmam. Kaderin çağrısına kulak asmamak pahasına mı? Kader mi? Evet ya. Yazılana göre emaneti almanın vakti geldi Ömer Atmaca.